Bugün sizlerle buraya çok önemli ve birazcık can sıkıcı bir durum için toplandık. Evet, sınıfta kaldım. Aslında tam anlamıyla sınıfta kalmadım. Detaylarını anlatacağım. Bir karne günü klasiği olan e-okul notlarımı inceledim videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Ama bu sefer diğer e-okul notları inceleyen YouTuber'lardan farklı olarak ben sizlere ilkokul, ortaokul ve lise notlarını göstermeyeceğim. Üniversite notlarını göstereceğim ulan. Evet, üniversite. O eşeği bağlasan mezun olur dedikleri okul var ya. Orasının adı üniversite. Hani eşeği bağlasan nah mezun olur. Hele de Marmara Üniversitesi'ndeyse diyorum. Hemen isterseniz şöyle notlarımıza bir geçelim. Batışımızın hikayesini bir dinleyelim efendim. Bu videoyu pazara saklamamın tabii ki de sebebi keyfiniz yerindedir efendim. Şöyle sırtınızı yaslayın, elinize çayınızı kahvenizi, çekirdeğinizi kolanızı çekin ve videonun keyfini çıkarın diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2019-2020 benim üniversite başlangıç yıl dönümüm. Burada bütün seneleri görebiliyoruz. Bizim panelimiz bu şekilde. E-okul notlarından birazcık farklı, e-okul panelinden. Gördüğünüz gibi 2019'un güz dönemi ve bahar dönemi diye ikiye ayrılıyor bizim bütün dönemlerimiz. Güz dönemi yani sizdeki ilk dönem, ikinci dönem mevzusu. Bize güz ve bahar demişler. Abi her boku farklı yapacağız ya. O da farklı olmuş. Arkadaşlar inkılap. Birinci sınıfın İlk döneminde biz inkılap dersi gördük. Çok saçma. Ben bir sağlık okuyan insanıyım. FTR okuyorum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon. Ama gördüğüm kadarıyla inkılap dersinde bize gene iteliyorlar yani. Ben de gitmişim ondan abi. 80-70 almışım. Ve ortalamam 74 düşmüş. CC düşmüş o da. Bu harfli notlar diye bir şey var arkadaşlar. En yüksek not AA. En düşük not DD. DD'nin altında da FF var. Zaten FF alırsan direkt kalıyorsun. Yani oradan anlayabilirsin. CC orta bir puan. Sizdeki 60 gibi bir şey diyebilirim şimdi sizlere. Genel beslenme diye bir dersimiz varmış efendim. 55 almışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Genel beslenme, beslenmeyi demek ki tam olarak çözememişim. Sonra 75 alıp bir fırlatmışım kendimi. 63 ortalama düşmüş ve CB düşmüş. Ondan sonra klinik farmakoloji demişiz hocam. 76-64. Bu arada bence çok iyi puanlar lan. BB düşürmüşüm. Bakar mısın abi? Bayağı iyi. Yani BB ne demek abi? 75-80 civarı puan almış gibi bir şey diyebilirim size. Psikososyal rehabilitasyon hocam, psikolog falan filan ne ayaksın bilmiyorum. 88 alıp ardından finalde satmışım abi ve 52 alıp ortalama yine de BA düşürmeyi başarmışım. Oğlum ben 1. sınıfta bayağı iyiymişim lan. Lan fizik diye dersim var. Yemin ederim lisede kurtulamamışım, bir de burada gelmiş ve 65-70 almışım. Helal olsun bana, vallahi CB düşürmüşüm. Bu da bir başarı fizik yani, ne diyorsun hocam? Klinik mikrobiyoloji, işte bizim alanımıza yavaştan giriyoruz hocam. Mikroptur, virüstür, koronavirüsü, bilmem ne virüsü. Onları gördüğümüz ders. Yine ben bunda arkadaşlar ortalamayı tutturmuşum. 64-60 almışım ve CC ile geçmişim. Vallahi çok iyi puanlar bunlar. Yani bunlar iyi günlerimiz. Kötü günlere geçeceğiz az sonra. Ot deyin ot. La bunlar iyi günlerdir. Nöromuskülo anatomi demişim. Evet, anatomi. İşte bizim en... Artık anladınız siz onu. Baba derslerimizden birisi, temel derslerimizden birisi. Ve ben bu derse asılmışım. Anasını satayım. Her bir kemiğin ismini ezberlemişim. Damarların, sinirlerin. Sınavlara öyle giriyorum. Ölümüne çalışıyorum anatomiye. 88 almışım, 84 almışım ve BA düşmüş. Bu arada arkadaşlar bizde sıralama diye bir şey de var. Başarı notu. Mesela şöyle tıkladım. Sınıf ortalaması 66'ymış bu derste. Mesela ben 86 düşürmüşüm. Ve sınıfta 22.yim. Bizim sınıfımız 171 kişiydi. Anladınız mı hocam? Yani biz piyasaya sağlam girdik. Birinci sınıfta sonradan işte yaşlandık hocam. Kurt yaşlanınca koyunların çenesine düşüyoruz. Arkadaşlar Türk Dili diye bir ders varmış. Kardeşim yani Türk Dili Edebiyatı bitmedi mi ya? 100 almışım lan birincide. Nasıl becerdim ben 100 al... Oha ilk defa görüyorum bunu bu arada 100. Nasıl olduysa ikincisinden 55 alıp CC düşürmüşüm. Anasını satayım, 100 alıp nasıl CC düşebiliyor bir ders? Gerçekten bilmiyorum. İngilizce dersi benim hayatım boyunca zorlandığım derslerden birisiydi efendim diyorum ve 75-53 almışım. DC ile sınırda geçmişim. Bak bunun altına düşersem FF falan giderdim, batarmışım. Ya bu güz dönemiydi. Bundan sonra biraz daha hızlı geçeceğim. Yine bir inkılap varmış. İnkılap bu sefer BA'ya çıkarmışım. Bak ilk dönem CC'ydi kardeşim, artış var. Isı ışık hidroterapi. Kardeşim bu havuzun içinde yüzdürmedir, işte ısı ajanlarıdır. Birazcık da yine bizim bölümümüzle alakalı bir ders ve ben bu derse yine asılmışım. Nerede benim bölümümle alakalı abi, mantıklı, bu benim işime yarar dediğim ders varsa ben gitmiş onlara çalışmışım baba. Böyle olması gerekiyor zaten, öyle abidik gubidik inkılaptır, İngilizcedir. Gerek yok kardeşim, asılma. Ben bundan gitmişim 75-82 almışım. BB'yi düşürmüşüm. Özürlülerde sosyal rehabilitasyon kardeşim. Özürlüler demesek, engelliler desek daha güzel olabilir dersin adına ama ben 90-90 alıp AA'yı düşürmüşüm yani. Çözüyoruz o işi de. Dahili anatomi.
Oğlum bir şey diyeceğim. Bu puanlar niye bu kadar yükselmiş? Ulan doğru doğru ben diyorum. Bu kadar yüksek olamaz. Çünkü arkadaşlar bu dönem hatırlıyorsanız 2020'nin başları yani pandemi bu dönemde başlamıştı. Ve sınavlar online olmuştu. Hocalar da bir şey bilmiyordu. PDF'leri açıp açıp bakıyorduk. Vallahi arkadaşlar o dönemde gördüğünüz gibi zaten döktürmüşüm. Fizyolojiden BB düşürmüşüm. Klinik biyokimyadan 75-75 almışım. İyi başarı vallahi. Yani ikisinde de aynı puan almışım. Patolojiden 90 ve 98 ve 100 almışım. Oğlum sınav mı yapmadı bu hocalar? Vallahi ben anlamadım. Lan ne yapmışım ben böyle? Sınıfın ortalaması kaç bu derste mesela? Abi sınıf ortalaması 90 95 lan. Oha başarı sırasına bak 89'uncuyum ben. Nasıl oluyor oğlum bu iş? Gerçekten arkadaşlar üniversiteye akıl sır ermez. Geçme puanı diye bir şey yok bizde arkadaşlar. Yani 50 ile bile kalabilirsiniz. 60 ile bile dersten kalabilirsiniz. Mesela bir tane arkadaşım bu dönem 55 ile kaldı yani dersten. Halk bilimleri diye bir dersten. Onu da göstereceğim zaten şimdi size. Mesleki İngilizce'den 90-100. Abi bu zaten pandemi dönemi olduğu için babalar gibi burada saplaya saplaya geçmişim ben. 2020 yani birinci sınıfım bu şekilde bitmiş oldu. Daha sonra 2020-2021 yine bir pandemi dönemi. Benim üniversite ikinci yılım. Ve bu yılda artık arkadaşlar ben yavaştan YouTube'a girmeye başlıyorum. Onu da söyleyeyim. Özellikle ikinci dönemden sonra. Bakalım bize nasıl yansımış bu işler. Şimdi göreceğiz. Elektroterapi dersi varmış. 70 ve 90 almışım. BA'yı düşürmüşüm. Yine bölümümle alakalı bir ders. Güzel de çalışmışım demek ki. Fizyoterapi temel ölçme değerlendirme. Abi 85 alıp ardından 55 almışım. Yani bence arkadaşlar finallere doğru artık ben salmaya başlamışım. YouTube'a odaklanıyorum çünkü. Ve ardından manipülatifte gördüğünüz gibi 80 ve 63 almışım. İkinci yine finalde batırmışım. Ve CB düşürmüşüm. Efendim egzersizde 65-65 yani rezalet bir şey oğlum. Bu ne böyle lan hiç mi gelişim olmaz. Bak fonksiyonel nöroanatomi ve nörofizyolojisi kardeşim dersin adı bile o kadar zor ki yani. 70 ve 40 almışım. Yani 40 şu ana kadar benim üniversitedeki aldığım en düşük not şu an gördüğünüzlerin içerisinde. Bundan daha düşüğü de var daha bekleyin. CC düşürmüşüm. Evet gördüğünüz gibi finallerde artık sıçış başlamış yani. Biyomekanikte abi ne hayretse finalde yükseltmişim. Ve 95 alıp BB düşürmüşüm. Klinikte efendim 65'e 90 almışım. Yine bir ara toplamışım abi böyle demişim ne oluyor lan. Kendine gel Süleyman kalacaksın falan. Birazcık asılmışım yine o ara. Sağlık sosyolojisi. Abidik gubidik boş derslerden birisi. Topluma hizmet uygulamaları. Oğlum bunun niye yıl içi puanı 0.97 saçma sapan bir şey arkadaşlar. S'den geçmişim. S de yani ortalama net yetmiyor demek. Yani direkt doğrudan geçmişim yani o dersi. Garip bir şey işte o da. Bizim bu dönem abi bitmiş oldu. Bahar dönemi. Evet güze geçiyoruz yavaştan artık. Ve batış hikayeleri de burada başlayacaktır muhtemelen. Diye düşünüyorum. Elektroterapi. Oğlum bu güz dönemi lan. Bahar dönemine geç baba. Bahara geçtik arkadaşlar. Bakalım puanlar nasıl ilerliyor buradan sonra. Klinik elektroterapi olmuş sana BB. Güzel. İyi ilerlemişim. Bu hocamız çok iyiydi. Onur Hoca vallahi adamın dibidir. Kendisi gayet güzel ders anlatıyor. Ben de BB'yi çakmışım yani. Tedavi hareketleri. Kardeşim ilk DC'miz hayırlı uğurlu olsun. Yani DC arkadaşlar şu demek. Sıçtın ama yine de seni geçiriyorum demek. Ondan sonra mobilizasyon yaklaşımları AA düşürmüşüm. Mobilizasyon yine arkadaşlar böyle garip bir dersimizdi. Bizim masaj gibi bir şeydi ya. Farklı bir mevzisi vardı da şimdi bizim bölümden izleyenler varsa harbiden sövecekler bana. Dersin içeriğini unuttum çünkü. Kinezyoloji abi CC düşürmüşüm. Evet. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi fiziksel aktivite dersinden kalmışım. Evet. Anasını satayım niye dikey oluyorsun? FF'le kalmışım arkadaşlar. Nasıl kalmışız? İlk sınavından 35 almışız. İkinci sınavından da 55 almışız. Ortalama 43 düşmüş. Ve ben FF'le kalmışım. Bu sınavda ben kaçıncıyım bir merak ettim ya. Sınıf ortalaması 69. Oha anasını satayım. O neymiş öyle? Başarı sırası 138. Ulan sınıftaki en kötü 3. kişiyim arkadaşlar. Bırakın da kalayım şu dersten yani. 141 kişide 138.yiz. Oluyor öyle arkadaşlar işte. Yani YouTube'a girince mecburdu yani bu durum. Olağan dışı durumlar BB düşürmüşüm. Sonra BB sağlık hukuku ve cerrahi bilimlerden CB düşürmüşüm. Yine bir şekilde atlatmışız bir tane kırıkla bu dönemi. Ardından arkadaşlar işte benim artık karar verme aşamalarım başlıyor. YouTube mu okul mu dediğim dönem başlıyor. 2021... Kardeşim 2021-2022 geçiyoruz. Ah ders yok. Niye acaba? Okulu dondurdum. Bir karar aldım. Dedim ki kardeşim tamam okul bir dursun. Ben YouTube'u ilerletebileceğimi düşünüyorum. Böyle yeni daha 10.000 abone falandım arkadaşlar o dönemde yani 2021 yıllarında.
Ve ben bu kararı aldım. Okulu dondurdum. İşte dedim ben asılacağım. O zamandan beri takip edenler varsa yorumlarda lütfen kendini belli etsin. Onları da bir göreyim hocam, eski topraklar. Abiniz çok bedel ödedi yani bu durumda. Okulu dondurdum. Bir yıl boyunca YouTube'a asıldım. 50 bin aboneye kadar çıktım ve sonra efendime söyleyeyim bir karar daha vermem gerekiyordu. Yine yaz geldi. Ne yapacağız? Okula dönecek miyiz yoksa YouTube'dan devam mı edeceğiz? Dedim ki kardeşim artık karar vermeme gerek yok. Ben aynı anda ikisini de yapabilirim. Ve şu anda onu yapmaya çalışıyorum. Bunun da bedellerini ödüyorum efendim. Şöyle geldim abi 2022-2023 yılına. Yani bu yılın güz dönemi. Sonbahar, sizin ilk döneminiz işte. O döneme geldik kardeşim. Ben 3. sınıftan devam ediyorum. Benim akranlarımın hepsi 4. sınıf şu an mezun oldular. Ben 1 yıl gerideyim şu an onlardan. 3. sınıftan tekrar başladım okuluma. Ve hareket bilimi diye bir ders aldım. Zaten bundan sonra arkadaşlar tek derdim dersleri geçmek. Öyle ortalama kasayım. AA düşüreyim bilmem ne yapayım falan yok öyle bir şey. Zaten YouTube'la ilgileniyorum. Gördünüz yani bu sene neler yaptığımı. Ben elimden geldiğince YouTube hiçbir şekilde salmadım ki YouTube'da büyümeye devam etti. 50 bin abonedeyken buraya gelmiştim. Şu an 70 biniz. Yani 20 bin abone bile daha kazanmışız onun üzerine. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bir tane daha abonelik gönderebilirsiniz. Evet. Yarın sınavım var ama ben şu an size video çekiyorum. Yani bunun bedelini ödüyorsam siz de ödeyin efendim diyorum. Ve hareket biliminden CC düşürüp yine sıçalamışız ama çok şükür mutlu olduğum bir derste. Çünkü 51-56 almışım, böyle sınırdayım, boku yiyecek derecesindeyim. Kalacağım diye çok korkmuştum ama geçtim onu bir şekilde. Nörofizyolojik yöntemlerden nasıl olduysa kardeşim değil. Daha doğrusu ben buna harbi en çok çalıştığım ders buydu. Yani inanılmaz uygulamalı bir de sınav yapacaktı hoca böyle. Bizim sınavlarımız arkadaşlar bir teorik bir de uygulamalı oluyor bazı derslerimiz. Yani uygulamalı bir ders. Burada böyle teknikler falan, PNF teknikleri dediğimiz bir şeyler vardı. Sınıftan bir arkadaşımızın üzerinde hoca rastgele bir teknik söylüyor. Bunu uygula diyor. Yani sen de onu orada uygulamaya çalışıyorsun. Ondan puan falan alıyorsun. Bayağı zor bir dersti ama ben bununla asılmışım yine. BA düşürmüşüm ya babalar gibi. Sınıfta kaçıncıyım Allah aşkına bir bakın ya. Sınıfta dördüncüyüm abi. 34 kişi girmiş. Yani burada biraz gariplikler var. Neyse orası çok önemli değil. 34 kişiden dördüncü olmuşum gayet iyi. Pediatriden hocam. Pediatri çocuk bilimi yani bebelerin işte arkadaşlar fizyoterapisiyle ilgili bir şey. Ben ondan CC düşürmüşüm. Artık ileride bir çocuğum olursa inşallah bazı bilgiler edindim işte o dersen. Ben o derse o niyetle mi bakıyordum yani. İleride bir zaman pediatrik uzman olmayacağım ama çocuğuma iyi bakarım. Niye düşünüyorum? Sporda fizyoterapi. Oysa ki çok kolay da bir dersti ya. Vallahi 72 almışım ilk sınavdan. İkinciden nasıl olduysa hoca sapladı. Vallahi 55 aldık. CB düşürdüm onu. Yine protez ortez inanılmaz zor bir dersti. Yani 52 ve 50 almışım sınavından. Bu bile başarı. İkinci sınavda bize finalde abi 50 soru sormuştu hoca. 50 soru ya. Siz hayatınızda yani TYT, AYT veya işte LGS dışında 50 tane sorunun sorulduğu bir sınav gördünüz mü? Yani hoca öyle bir şey yapmıştı. Bize artık soruları çöz. Elimize bir şey verdi. A4 kağıdı verdi. 4 sayfa 4 arkalı önlü dolu böyle soru. Ben dedim ne oluyor kardeşim bit artık. Yine ben o sınavda 25 tane doğru yapmışım. Vallahi helal olsun ya. Maşallah efendim. Pulmoner fizyoterapiden 63-56 almışım. CC düşürmüşüm. Gayet güzel. Vallahi arkadaşlar DC değilse CC falan mükemmel notlar. DC bile ben zaten artık çok iyi diyorum. O ayrı bir şey de. Romatolojiden CB düşürmüşüm. Sağlık bilimlerinden AA düşürmüşüm. Yavaştan artık arkadaşlar bu döneme geliyoruz. Evet gerçekten en büyük sıçışı yaşadığım dönemdeyiz şu anda. Abi online oldu dersler. Niye sen düşük alıyorsun? Arkadaşlar online oldu diye düşük alıyorum zaten. Çünkü bizim hocalarımız sağ olsun çok sevgili hocalarımız. İnternetten vesaire bakmayalım işte PDF'ten görmeyelim diye sınavları hardcore yapıyorlar yani olabildiğince zorlaştırıyorlar sistemi falan bayağı bir geliştirmişler oysaki aslında bana göre yani yaptıkları çok doğru olmuyor çünkü ben sınavda hani vakit yetiştiremiyorsun zaten çok az bir vakit veriyorlar sınavlara hani düşünme vaktin yok yani zaten Google'a bakamazsın abi düşünemeyecek kadar zamanı dar veriyorlar ve ben bunu tabii ki bedelini ödüyorum. Ha tabii ki ben de birazcık daha fazla çalışabilirdim hani hem YouTuber olup hem de öğrenci olarak yapabileceğim maksimum şeyi yapıyorum ama bilemiyorum. Yine arkadaşlar halk sağlığı sağ olsun bu hocamız bize birazcık babalar gibi geçirdi ama benim arkadaşım bu dersten kaldı arkadaşlar dediğim gibi 55 aldı ilk sınavında ben 95 almıştım. İkinci sınavda herkes 100 aldı bir ödev verdi hoca bize hepimiz yaptık 100 verdi. Arkadaş da 55 almıştı ilk sınavda ve onun yüzünden FF kaldı ben AA ile geçtim. Öyle bir durum nörofizyolojik yaklaşımların ilk sınavından 39 almışım. Dün ben bu sınavın ikincisine girdim finale girdim 60 aldım o sınavdan. Yani Allah büyük inşallah
yani bir şekilde geçeyim. Yani tek dileğim o. 39-60'la geçmek çok zor bir şey ama inşallah olur. Nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon adını okumakta zorlandım yine bir ders. 75 almışım, çok güzel bir puan. Yine inanılmaz iyi. İnşallah finalinde de toplarız bunu. Daha finaline girmedim bunun. Dua edin arkadaşlar. Lütfen bu hafta full sınavlarım var. Yani duanıza ihtiyacım var hocam. Kardiyak fizyoterapiden 35 almışım. Yani bunlar çok sıkıntı arkadaşlar. Toplamak çok zor. Ve yarın ben bu kardiyan sınavına gireceğim. Arkadaşlar inşallah vallahi onu da başarırız yani. Geriatri 57 almışım. Lan çok kötü notlar. İnanılmaz düşük notlar. Bunlar toplamak çok zor. Çalışıyorum köpek gibi ama inşallah toplarım ya. 57 almışım. Salı günde bunun sınavına gireceğim. Yani 2 gün sonra. Ortopedi ve fizyoterapi 50 aldım. Ben bu derste gerçekten sınırdaydım. Kalmak üzereydim. Hatta şöyle göstereyim kaçıncı olduğumu. Sınıfta 115 kişi var, ben 104.'üyüm. Yani kalma ihtimalim çok yüksek bir dersti. Ben gittim abi, buna köpek gibi çalıştım ve finaline cuma günü girdim ben bunun finaline. Hatta ondan sonra da yayın açmıştım hatırlıyorsanız. Ve ben o sınavdan 85 aldım. İnşallah geçeceğim yani. 50'ye 85'te. Sağlık bilimleri araştırma 60 almışım. Bunun sınavı da haftaya cumartesi günü ve o da benim son sınavım zaten. Yani velhasıl kelam bu dönem arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıklarla mırıklarla 35, 39, 50, 57 bir şekilde götürmeye çalışıyorum. Yani inşallah mezun olmak gibi bir hedefim var şu okuldan. Çok fazla bedel ödüyorum okul artı YouTube derken bu kadar oluyor. Uzun da bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi çayınızı kahvenizi alıp öyle izlemişsinizdir ki sıkılmadınız. Benden bu kadar, hoşça kalın ve bay bay.